Merhaba, ben Songül Aksoy. Hacettepe Üniversitesi'nden Yakın Doğu Üniversitesi'ne bir ay süreyle geldim. Odyoloji ve konuşma bozuklukları uzmanıyım. İşitme testi bebekten erişkin yaşlıya kadar yapılan bir işitme kaybı nedenleri, problemler, çözümleri ile ilgili çalışıyoruz. Bunun yanı sıra kulak çınlaması, kulak çınlamasına yaklaşımlar, hastanede yeni kurulan sistemle yapılabilecek, yanı sıra denge ve baş dönmesi problemi olan hastaların değerlendirilmesi, rehabilitasyonu konumuz içinde. Odyoloji ve konuşma bozuklukları birlikte kurulmuş bir sistem içinde gerçekleşecek burada da. Konuşma ve ses bozuklukları, rehabilitasyonu, tanı ve tedavisi mümkün olmakta. İşitme testi için sessiz odalar ve alet donanımı sağlanmış durumda. Geldiğimde çok güzel bir ortamla karşılaştım. Odyolojide özel yaklaşımlarla bebek, çocuk, erişkin, tüm çocukların ve bebeklerin testleri yapılabiliyor. Yeni doğandan itibaren işitme kaybı önemli olduğu için yeni doğandan itibaren yeni doğan taramalarıyla, daha sonra okul öncesi işitme testleriyle takip edilmesi gerekli. Erken dönemde yapılan müdahalelerle işitme cihazı gereken çocuklara işitme cihazı vererek yaşıtlarını yakalamak, özel işitsel eğitimle yaşıtlarıyla olan farkı ve açığı kapatmak hedefimiz. Eğitim odyologları ve odyologlar bu alanda birlikte çalışıyorlar. Sistem içinde tanı konduktan sonra en kısa zamanda çocuğun işitme cihazı verilmesi çocuğa, işitme cihazının ayarlanması, işitme kaybı çok fazla ise, çünkü işitme kaybı olan çocuklarda konuşma gelişimi eksik olacağı için bu açığı kapatmak için işitme cihazını en kısa sürede vermek, işitme cihazı ile birlikte özel eğitimle, işitsel eğitimle normal yaşıtlarını yakalayacak şekilde eğitmek gerekmekte. Yine yaşlılarda yaşa bağlı oluşan işitme kayıpları söz konusu. Yavaş yavaş ilerleyebilir, çok hızlı başlayıp çok hızlı da gelişebilir. Yapılan testlerle hangi frekansta ne kadar işitme kaybı olduğunun belirlenmesi, uygun işitme cihazı verilmesi, tabii çocuklardaki gibi özel eğitim ya da rehabilitasyona gerek kalmadan iletişimlerini sürdürecek düzeye gelmeleri hedeflenmekte. Yine baş dönmesi, dengesizlik, yaşla birlikte görülebilen dengesizliklerde özel değerlendirmelerle hangi sistemde ne kadar problem olduğunu belirlemek, probleme yönelik en kısa sürede rehabilitasyonu sağlamak, düşmeyi önlemek, çünkü düşünce oluşacak problemler, çok ciddi nedenler oluşabilmekte, bunun tedavisini vermekte odyoloji kapsamı içinde. Hacettepe Üniversitesi Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları bölümünden mezun oldum. Ve Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzman odyolog olarak çalışmaktayım. Burada yapılan testler, işitme testleri, konuşma terapileri, ses terapileri ve yeni doğan işitme taramaları. Hasta öncelikle, hani problemi olan hasta öncelikle hastanemize başvuruyor. Gerekli kulak burun boğaz muayenesinden sonra bize yönlendiriliyor işitme testleri için ve konuşma terapileri için. Konuşma terapilerinin süresi çok hafif bir konuşma bozukluğu olan hastada 1 ayla 3 ay arası değişmekte. Daha ağır problemi olanlarda ise 3 aya geçebiliyor. Seans süreleri haftada 1 veya haftada 2 hastanın durumuna göre değişebiliyor. Odyoloji ve konuşma bozuklukları bölümü olarak sizlere hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz.